Herkese merhabalar arkadaşlar. Olympics kanalına hoş geldiniz. Günün sorusu serisinin 6. videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün çok güzel bir olimpiyat sorusuyla beraberiz. Bunun için uzaklara gidiyoruz. Çin'e gidiyoruz arkadaşlar. 2003 yılında Çin'deki matematik olimpiyatlarında sorulmuş bir soruyu birlikte çözmeye çalışacağız. Siz de bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz diyorum. Ve hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sorumuz şu şekilde. 1'den 8'e kadar olan doğal sayılar bir küpün köşelerine yerleştiriliyor. Öyle ki küpün herhangi bir yüzündeki herhangi 3 sayının toplamı ondan küçük olmuyor. Bu şartlar altında bir yüzdeki sayıların toplamının alabileceği minimum değer nedir diye soruluyor. Şöyle yan tarafta arkadaşlar küpümüzü çizelim. Küpümüz şöyle olsun arkadaşlar. Şimdi bu küpün 8 tane köşesi var. 6 farklı da yüzü var. 1'den 8'e kadar olan sayıları ben bu küpün köşelerine yerleştiriyorum. Ama şartım şu. Bu 6 yüzden hangi yüzü ele alırsak alalım. O yüzde 4 tane sayı olacak. Bu 4 sayıdan herhangi üçünü rastgele aldığım zaman toplamının ondan küçük olmaması gerekiyor. Bu şartları sağlayacak şekilde 1'den 8'e kadar olan sayıları küpün köşelerine yerleştirdiğimizde bir yüzdeki sayıların toplamının alabileceği minimum değer nedir diye soruluyor. Arkadaşlar videonun burasında durdurabilirsiniz. Kendinize düşünme süresi ayırdıktan sonra hemen devam edebilirsiniz. Şimdi çözüme geçiyorum. Çözüm şu şekilde. Diyelim ki arkadaşlar şöyle sayıları şu şekilde yerleştirmiş olayım. A1, A2, A3... A4, A5, A6, A7 ve A8. Ve şu küpün ön tarafına bakan yüzeyi diyelim ki orada A1, A2, A3, A4 var. Bir yüzdeki sayıların toplamını minimum yapan yüz olsun. Şimdi 6 farklı yüz var. Mesela küpün sağ tarafına baktığımız zaman o yüzde hangi sayılar var? A2, A5, A3, A6 var. Evet. Bu sayıların toplamına bakıyorum. İşte küpün arka tarafına baktığım zaman A5, A8, A6, A7 var. Bu 4 sayının toplamına bakıyorum. Üst tarafına baktığımız zaman A3, A4, A6, A7 var. Yine bunları topluyorum. Bütün bu toplamlar içinde minimum yapan 100, ön tarafa bakan 100 olsun mesela. Ve bu yüzdeki sayılar A1, A2, A3, A4 olsun. Genelliği bozmadan A1 küçüktür, A2 küçüktür, A3 küçüktür, A4 olsun. Yani şu anda bu A1, A2, A3, A4'ün yerleşmesinin hakkında herhangi bir şey söylemedim. Dolayısıyla küçükten büyüğe doğru dizmiş olayım A1, A2, A3, A4 olsun. Şimdi bu yüzde ilgili gözlemde bulunacağız. Bu yüzdeki en büyük sayı A4. Arkadaşlar A4 5 ve 5'ten küçük olamaz. Neden? Biraz düşünün arkadaşlar. Şimdi A4 o yüzdeki en büyük sayı. Diyelim ki A4 eşittir 5 olsun arkadaşlar. Geriye 3 tane sayı var. Ve bu 3 sayının her birinin 5'ten küçük olduğunu biliyorum. 2, 3, 4 bile olsa bu sayılar. Yani maksimum 2, 3, 4 olabilir. Toplamları 2 artı 3 artı 4. 9 oluyor. Ama ben şunu biliyordum. Herhangi bir yüzü ele aldığım zaman o yüzdeki herhangi 3 sayının toplamı ondan küçük olamaz. Ama A4 eşittir 5 olduğu durumda 2, 3 ve 4'ün toplamı ondan küçük oluyor ve bu maksimum olabilecek durum. Dolayısıyla o yüzdeki en büyük sayı 5 olamaz. 5'ten küçük de olamaz arkadaşlar. A4 4 olsa mesela en büyük sayı 4 ise diğerleri 1, 2, 3 olmak zorunda. 1, 2, 3'ün toplamı her türlü ondan daha küçük. Dolayısıyla biz buradan A4 büyük eşittir 6 olmalı sonucuna varıyoruz. Şimdi tamam. A4 büyük eşittir 6 olmalı olması gerektiğini bulduk. Başka bir şartımız daha vardı. Herhangi bir yüzdeki herhangi bir 3 sayı aldığınız zaman toplamının
Ondan küçük olmaması, yani büyük eşittir 10 olması gerekiyor. Yine bu yüzü ele alalım. Bu yüzde A1, A2, A3, A4 sayılar vardı. A4'ün büyük eşittir 6 olduğunu biliyorum. Ve aldığım 3 sayı A1, A2, A3 olsun. A1, A2, A3'ü ele aldığım zaman bunların toplamının 10'dan küçük olmaması gerekiyor. Dolayısıyla büyük eşittir 10 olması lazım. Şimdi bu yüzle ilgili iki tane eşitsizlik buldum. Bunları taraf tarafa topladığım zaman A1 artı A2 artı A3 artı A4 büyük eşittir 16 buluyoruz. Demek ki bu yüzdeki 4 sayının toplamı büyük eşittir 16 olmalıymış. Peki bu şey mi demek? Bir yüzdeki sayıların toplamının alabileceği en küçük değer 16'dır. İspatlamış olduk mu bunu? İspatlamış olmadık henüz arkadaşlar. Sadece büyük eşittir 16 olduğunu bulduk. Buna örnek verebilmemiz gerekiyor. Yani belki de sayılar öyle bir dağılıyordur ki hiçbir şekilde 16 şartını sağlayamıyoruzdur. Böyle bir durumda da karşılaşabilirdik. Fakat arkadaşlar bu durumda böyle bir şey geçerli değil. A1, A2, A3, A4 toplamını 16 yapacak şekilde ve A4'ün 6 olduğu durumda bir örnek verebiliyoruz. Onu da hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Yeniden bir küp çizecek olursak şöyle. Ve sayıları da şu şekilde yerleştirecek olursak. Arkadaşlar bu durumda ön yüze baktığınız zaman 1, 4, 5, 6 herhangi 3 sayı alırsan, hangi üçlüyü alırsanız alın toplamı ondan hiçbir zaman küçük olmuyor. Sağ tarafa bakın 2, 3, 5, 6 hiçbir zaman herhangi üçlünün toplamı ondan küçük olmuyor. Arka tarafa bakalım 2, 3, 8, 7 yine aynı şekilde. Diğer yüzlerde siz analiz yapabilirsiniz. Dolayısıyla 2, 3, 5 ve 6'nın olduğu yüz, yani 6'nın olduğu tarafa bakmıştık, eşittir 16 minimum değerini sağlayan bir örnek vermiş olduk. Büyük eşittir 16 bulmuştuk. Eşittir 16 ya da bir örnek verdiğimize göre arkadaşlar bir yüzdeki sayıların toplamının alabileceği en küçük değer 16'dır diyoruz ve sorumuzu noktalamış oluyoruz. Arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız siz de yorumlarda belirtip kanalıma da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyoruz arkadaşlar.